Merhaba. Bu videoda size koşullu biçimlendirme ile birlikte formül kullanımını anlatacağım. Formüllerle birlikte buradaki renklerin değişimini ve koşullu olarak biçimlendirilmesini sağlayacağımız harika bir uygulama yapacağız. Hatta bununla birlikte bakın sayfa de burada ilgili verilerimi tıkladığımda gördüğünüz gibi bakın üretim kalite proses olacak şekilde renklerin de değişmesini sağlayacak güzel birer uygulama yapacağız. Şimdi öncelikli olarak aylık satış tutarı 150 bin liradan büyük olan satışçılarımız için bir koşulu biçimlendirme örneği yapalım. Öncelikli olarak bakın buradaki satışçılarımızın aylık satış tutarlarının yer aldığı bir veri dizinimiz var. Buradaki satışçılarımızın aylık satış tutarı 150 bin liradan büyük olanlar için farklı bir renkle gösterimini sağlayacak koşulu biçimlendirmeyi hadi gelin birlikte yapalım. Bakın verilerimi seçiyorum koşullu biçimlendirme diyorum ve yeni kural dedikten sonra yeni biçimlendirme kuralı iletişim kutusu açıldı. Buradan bakın biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan seçeneğini seçiyorum ve buraya bakın kural açıklamasını düzenleyin. Bu formül doğru olduğunda değerleri biçimlendir diyor. Buraya geliyorum. eşittir diyorum buradaki hücremin içerisindeki değer. Burada bakın ben bu hücreyi seçtiğimde otomatik olarak kendisi sabitledi. Ben bu hücreyi sabitlemesini istemiyorum. O yüzden F4'e bir kere basarsam eğer tamamını sabitliyorum. Bir kere daha basarsam bakın dolar işaretim sayının yanında olduğu için ben buradaki 6 numaralı satırı sabitlemiş oldum. Yani daha doğrusu bütün satırları sabitlemiş oldum. Bir kere daha basarsam B'nin yanında olduğu için dolar işareti bakın sütunu sabitlemiş olduğum B sütununu bir kere daha basarsam tamamını kaldırıyorum. Bakın diyorum ki bu hücre içerisindeki değer büyük bu hücre içerisindeki değerden ise bunu sabitliyorum. Buradaki koşullu biçimlendirmemi diğer hücrelere uyguladığımda buradaki bu aylık satış tutarı kıstasım sabit kalsın istiyorum. O yüzden onun sabitlemesini ellemiyorum. Şimdi biçimlendir kısmına geliyorum. Bakın yazı tipi diyor. Kalın diyorum. Dolgu diyor. Buradan gri renkli açık gri renkli dolguyu seçiyorum. Ve tamam diyorum. Tekrar tamama bastığımda bakın 150 bin liradan fazla olan verileri otomatik olarak biçimlendirmiş oldum. Gelip buraya ben 125 bin lira yazarsam daha doğrusu 125 bin TL yazarsam gördüğünüz gibi 125 bin liradan büyük olan değerleri koşullu olarak biçimlendirdi. Gelip buraya 100.000 TL yazarsam gördüğünüz gibi 100.000 TL'den büyük olan verileri koşullu olarak biçimlendirdi. Bakın buraya gelip buradaki sayımı 101.000 yaparsam aynı şekilde ilgili hücreye ilgili koşullu biçimlendirme uygulanmış oldu. Peki ben sadece burada seçtiğim bu satış tutarı verilerinin rengini değiştirebiliyorum. Hayır. Bakın ben buradan her iki verimi de seçiyorum. Ve ben buradaki sayıma bir koşul belirttiğimde 2 satırın birden renklenmesini istiyorum. Nasıl yapacağım? Normal şartlarda seçtikten sonra koşulu biçimlendirmeye geliyorum ve yeni kural diyorum. Yine aynı şekilde biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan seçeneğini seçiyorum. Ve bu hücreye geliyorum. Diyorum ki benim buradaki hücrem. Normal şartlarda az önce biz bütün sabitlemeleri kaldırmıştık. Fakat burada... Sütunun sabit kalmasını istiyoruz. Neden? Çünkü ben bu her iki sütunu da seçeceğim için sütunları sabitliyorum. Bakın diyorum ki büyüktür bu hücremin içerisindeki değerden ise biçimlendire tıklıyorum. Ve buradan örneğin mavi renkle biçimlendirelim bu seferde. tamam diyorum. Ve tekrar tamamı bastığımda bakın 100.000 liradan büyük olan her iki sütundaki verileri de işaretlemiş oldu. 125.000 yapıyorum. Gördüğünüz gibi 125 bin liradan büyük olan her iki sütundaki verilerimi de istediğim şekilde biçimlendirmiş oldum. Şimdi geçelim sayfa 2'deki örnek uygulamalarımıza. Bakın burada üretime tıklıyorum, kaliteye tıklıyorum ve prosesi tıkladığımda buradaki sayılarımın değiştiğini ve buradaki renklerimin değiştiğini kolayca görebiliyorum. Bakın sayfa 2'yi yeni bir sayfaya kopyalıyorum. Burada biz bu örneği yapacağız şimdi bunların hepsini kaldırıyorum Sizlerle birlikte yapmış olalım en başından itibaren Bakın kaldırdım bu hücre içerisindeki veriyi de sildim Şimdi bu sayfadan koşullu biçimlendirmeye geliyorum bakın kuralları temizle diyorum Tüm sayfadan kuralları temizle dediğimde Gördüğünüz gibi kuralları temizledim Buradaki arkadaşlarımın da Şuraya bölüm yazalım Ve Format Painter'la yani biçim boyacısıyla Aynı Biçimde gerçekleştirelim Öncelikli olarak Bakın buradaki hücrem içerisindeki değerlere göre bir koşulu biçimlendirme yapalım. Diyorum ki buradaki hücrelerimi seçiyorum. Koşulu biçimlendirme ve yeni kural diyorum. Aynı şekilde bakın buradan biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan diyorum. Geliyorum buraya diyorum ki eşittir. Bu hücre içerisindeki değer bunun sabitlemesini kaldırıyorum. Bakın tamamen kaldırdım. Eşittir tırnak işareti içerisinde. Bakın üretim ise diyorum biçimlendir seçeneğine tıklıyorum ve buradan koyu griyi seçiyorum ve yazı tipini de kalın olacak şekilde ayarlıyorum. Tamam diyorum ve tekrar tamamı bastığımda gördüğünüz gibi üretim ise bu renge biçimlendirdi. Koşullu biçimlendirmeye geliyorum. Tekrar yeni kural diyorum. Yine biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan diyor. Ben yine buradaki boşluğa tıklıyorum. Bu hücremin içerisindeki değer yine sabitlememi kaldırıyorum. Bakın eşittir. Bu sefer tırnak işareti içerisinde kalite ise nasıl biçimlendirelim? Yine yazı tipimiz kalın olsun. Bu sefer dolgu rengimiz buradaki yeşil rengimiz olsun diyorum ve tamama bastığımda gördüğünüz gibi kalite olanların rengini istediğim şekilde ayarlamış oldum. Tekrar koşullu biçimlendirmeye geliyorum. Yeni kural diyorum ve biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullanıyorum. Bakın tekrar geliyorum buraya. Buradaki hücremi yine seçiyorum. Bakın F4'e 3 kere bastığımda üzerindeki sabitlemeyi kaldırıyorum. Yine diyorum ki eşittir tırnak işareti içerisinde bu sefer proses ise nasıl biçimlendirelim? Dolgumuz bu sefer mavi olsun ve yazı tipimiz de yine kalın olsun diyorum. Tamama basıyorum. Tekrar tamama bastığımda gördüğünüz gibi ben buradaki verilerimin rengini üretim kalite prosesi olacak şekilde değiştirdim. Bu prosesi gelip ben eğer kalite yaparsam bakın rengi değişti. Kaliteyi gelip buradan üretim yaparsam gördüğünüz gibi rengi otomatik olarak değişti. Şimdi ikinci olarak biz buraya geliştirici sekmesindeki Bakın form denetimlerinin içerisindeki seçenek düğmelerini ekleyeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Öncelikle bazılarınızın Excel'inde geliştirici sekmesi olmayabilir. Bunu nasıl getireceğimizi göstereyim. Dosya sekmesine tıklıyorum. Bakın seçeneklere tıklıyorum. Şeride özelleştir'e tıkladıktan sonra burada bakın geliştirici sekmesi işaretli. Eğer sizde bu işaretli değilse geliştirici sekmesini göremezsiniz. Tekrar gelip bu geliştirici sekmesinin yanındaki işareti seçiyorum ve tamama bastığımda gördüğünüz gibi geliştirici sekmesi otomatik olarak gelmiş oluyor. Şimdi ben buraya geliyorum. Geliştirici sekmesine tıkladıktan sonra ekleye geliyorum ve buradan form denetimlerinden seçenek düğmesine tıklıyorum ve herhangi boş bir alana yapıştırıyorum. Bakın buraya geliyorum bu sefer. Buradaki verilerimi siliyorum ve buraya üretim diyorum. Biraz da şunu küçülteyim. Şu anda düzenleme modundayım. Sağ tıkladığımda üzerine gelip sağ tıkladığımda düzenleme modunu açmış oluyorum. Kopyalıyorum Ctrl C ile. İki tane daha yapıştırıyorum. Ve buraya bakın bunu da düzenlemek için sağ tıklıyorum üzerine. Geliyorum buraya. Kalite diyorum. Buna da sağ tıklıyorum. Geliyorum buraya. Proses diyorum. Bakın Şimdi ben en baştakine gelip tekrar sağ tıklıyorum ve denetimi biçimlendir dedikten sonra açılan denetimi biçimlendir iletişim kutusundaki denetim sekmesine gelip hücre bağlantısı olarak buradaki işaretli hücreyi seçiyorum. D3 hücresini seçiyorum ve tamam dedikten sonra bakın boşluğa tıkladığımda üretime gelip tıkladığımda 1, kaliteye gelip tıkladığımda 2, prosese gelip tıkladığımda 3 olacak şekilde ayarlamış oluyorum. Öncelikle buradaki verilerimin tamamını seçiyorum koşullu biçimlendirmeye tıklıyorum. Ve bakın yeni kural dedikten sonra biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan seçeneğini seçiyorum. Ve formül kısmına geliyorum. Tıklıyorum. Bakın diyorum ki bu hücre içerisindeki değer eşittir. Bu hücre içerisindeki değeri ise ama bunun sabitlemesini yine sütundan olacak şekilde ayarlıyorum. Bakın biçimlendir diyorum. Kalın olsun diyorum. Dolgu kısmına geliyorum. Buradan herhangi bir dolguyu seçiyorum ve tamama basıp tekrar tamam dediğimde bakın hangisi seçiliyse ilgili verilerim o renk olacak şekilde biçimlenmiş oluyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde de verilerimizi seçilebilir bir şekilde koşullu biçimlendirme ile kolayca ve hızlıca biçimlendirebiliyoruz.